sevdikleri konusunda çok hassas olan bir yalnız kurt diyebilirim. Çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben okurken hem üzüldüm hem sevdim. Negatif bir kelime ama biraz acıdığım anlar da oldu. Biraz yazık olmuş bir çocukluğu var. Ama üstüne güzel bir kişilik inşa etmiş. İyi bir insan. Onu elimden geldiğince sonuna kadar savunacağım ve umarım güzel bir şekilde de hani seyircinin de herkesin de hoşuna gidecek bir şekilde de temsil edebilirim diye düşünüyorum. Sarp Apak ekibin çok sağlam olduğunu söylüyor. Çok güzel bir takım olduk. Tüm oyuncu arkadaşlarım, tanıdıklarım var geçmişten. Burada tanıştıklarım var. Çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Sohbet ilerlerken bu projeyle birlikte Sarp Apak'la Öykü Karayel'in ortak bir hayalinin gerçek olduğunu öğreniyoruz. Sarp çok yakın arkadaşım. Biz hep böyle uzun soluklu bir şeyde oynamanın ben hayalini kuruyordum açıkçası kendisiyle. Öykü zaten çok yakın bir arkadaşım. Onunla beraber çalışmak öncelikli, yani listemde öncelikli bir yerdeydi. Bu projeye nasip oldu. Biz de onları aynı projede izlemek için sabırsızlanıyoruz ve Sarp Apak ve Öykü Karayel'e akın akın özünü soruyoruz. Akın'ı proje sebebiyle burada tanıdım. Amasya'da başladı çekimlerimiz. Orada tam tanıştık gibi oldu aslında. Çok gerçekten saygılı ve kibar ve yaptığı işi bu kadar ciddi alan seven biri olması benim için büyük şans gerçekten. Akın'la ilk defa çalışıyorum. Çok böyle heyecanımızı beraber paylaştık. En başta da böyle birbirimize hani projeyi ilk kabul ettiğimiz etapta işte nelerden etkilendiğimizi, hangi sebeplerle burada olduğumuzu konuştuk. Akın Akınözü de senaryoyu ilk okuduğunda içinden Asiye karakteri için tek bir isim geçirmiş. Ben Öykü'ye de söylemiştim zaten. İlk ben senaryoyu okuduğumda Asiye karakteri için aklıma gelen ilk isim Öykü Karayel olmuştu. Ondan sonra Asiye karakteri için kendisiyle anlaşıldığını tabii öğrenmek benim için büyük bir sürprizdi. Ama aynı zamanda tabii böyle bir gelişen ortak vizyonun olması da projeye olan inancımı daha da pekiştirdi. Ve nitekim setteki yani ilk set günümüzde ki akışla, yakaladığımız akışla bunu kanıtladı diyebilirim. Bütün ekip arkadaşlarım için, Sarp özelinde de bu projede izlemekten ve oynamaktan heyecan duyduğum birisi. Çünkü gerçekten hani onu böyle bir dram işinde izleyecek olmak beni heyecanlandırıyor. Ki ben bir de oynama şansına erişmiş oldum. Ondan dolayı çok mutluyum böyle bir ekipte çalışıyor olduğum için. Setteki uyum gerçekten görülmeye değer. Şu an burada yaşadığımız bu güzel enerjinin oluşan o ortamın ve ortaya çıkan işin seyirciye de geçmesi, onların da hoşuna gitmesi şu an artık tek hedefimiz. Kaderimin Oyununun kadrosunda daha birçok sürpriz isim var. Onlardan biri de Helin karakterine hayat verecek olan Meriç Aral. Helin bu konakta büyümüş. Bu ailenin böyle çok sevgiyle büyütülmüş kızı. Çok sevdiği bir eşi ve çocuğu var. Antalya'da yaşıyorlar onunla ve onlarla ailesiyle, kendi çekirdek ailesiyle. Ve bir noktada İstanbul'a dönüyorlar ve olaylar benim için, yani Helin için bu noktada başlıyor. Başarılı oyuncu Helin'i çok sevdiğini söylüyor. Böyle olayların hem tam ortasında hem de böyle hiçbir şey bilmeyen birini oynuyorum. Bu da beni çok heyecanlandırıyor.